Hemen chat bölümünden yazmaya başlayın. Numaralarınızı yazmaya başlayın. Ne diyor bakın? El ismul muarrafu bi el. Yani el ile marife yapılmış isim. Ba'de ismin işareti. Yani ism işaretten sonra gelen el ile marife yapılmış isim. Yani buna biz ne diyoruz? İster elif lamlı olsun, ister elif lamlısız olsun. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Müşarun leyh diyoruz değil mi? Ne diyor bakın? Yetbe'uhu fi i'rabihi. Yani o ikinci gelen kelime var ya, müşarun leyh olan kelime, ismi işaretin irabına uyar. Tamam mı? Marif olarak geldiği zaman uyar. Onun gibi olur yani. Ce'e hâdâni talibâni min Türkiye. Bu iki öğrenci Türkiye'den geldiler diyor. Ce'e fiil, hâdâni fail. Heden ne oluyor burada? İşaret ismi. Heden, evet, işaret ismi, doğru. İsmi işaret. Fail değil mi? Fail yani özne. Tamam. Peki bu ikil kelimeler nasıl fail oluyor? Ya da ben onun fail olduğunu nereden bileceğim? Geldi. Kim geldi? Yok, Elif. Hazani. Elif'inden biliyoruz. Elif'le biliyoruz. Fail olduğunu Elif ile merfu olmasından dolayı anlıyoruz. Merfu gel, Elif ile merfu, yani merfu gelmesinden dolayı ben onun fail olduğunu anlıyorum. Hazani et-talibani min Türkiye. Et-taliben kelimesi ne oldu? Müşarun leyh oldu sadece. Tamam. Başka bir şey olmadı. Yani irabında ona uyar. O kadar yani. İrabında ona uyar diyor. Başka bir özellik yok. Müşarun leh. Min Türkiye. Hâdâni talibâni min Türkiye. Bu müşarun leh olan kelime bakın. Hâdâni'ye uydu. O da ne oldu? Elif ile merfu oldu. Gördük mü? O merfu oldu diye bu da merfu oldu. Tıpkı ne gibi? İkillerin irabında olduğu gibi. Min Türkiye işte. Türkiye'den geldiler diyor. Neyse. Kefe mükafatlandırdı. Mükafatlandıran kişi kim? El muallimu. Yani öğretmen. Müdür nerede ya? Allah Allah. Yani bu dersi kaçıncı defa yapmışım? Bir Allah'ın kulu dememiş ki hocam müdür, muallim kelimesi müdür mü diye hiç sormamışlar yani. Arkadaşlar hani biz de insan olduğumuz için hata yapıyoruz. Düzeltin. Yani sadece size söylemiyorum yani bunu genel olarak söylüyorum. Ağzımızdan çıkan ayet hadis değil yani böyle. Kutsal bir metin değil. Biz de hata yapabiliyoruz. Yani eksik bir şey söyleyebiliyoruz veya eksik bir tercüme yapabiliriz. Tamam? Yani böyle bir şey gördüğünüz anda hemen uyarın. Kefe el muallimu, öğretmen ödüllendirdi. Ben de hiç dikkat etmemişim yani. Bu dersi yapalı belki 3. 4. ders yani. İlginç yani. Ya ikisini de düzgün okumadım. Öğretmen ödüllendirdi. Kim ödüllendirdi? Öğretmen bakın. Fail. Neyi kimi ödüllendirdi? Hedeyni talibeyni. Bu iki öğrenciyi. Hedeyni kelimesi ismi işaret mi? İsmi işaret. Mefulün bih mi? Mefulün bih. Yine ya ile mansup. Tamam. Mefulün bih ya ile mansup. Talibeyn kelimesi oluyor. Peki. Müşarun leyh oluyor ve ya ile ya ile mansup oluyor. Müşarun leyh ve ya ile mansup dedik ve geçtik. Şimdi şöyle bir durum var. Mesela benim anlatmaya çalıştığım farkı daha güzel fark edebileceğiniz. Gerçi şuna benzer bir şey yaptık ama şuradaki gibi mesela şu cümlenin bir benzerini buraya yaptık. Tilke tahiretun müsriyatun
şu hızlı bir uçaktır. Tilke tayiratun musriyatun, şu uçak hızlıdır. Buna benzer bir şey yaptık aslında, değil mi? Yani gidip de başka bir örnek yapsaymışım daha iyiymişmiş yani. Allah. Ben farklı bir şey yapıyorum diye zannettim yani, hiç de bakmadım yani, boş boşuna vakit kaybettik. Tilke tayiratun musriyatun. Ha, burada seriyatun demiş. Müsriyatun demeyelim. Seriyatun demeyelim. Müsriyatun diye. Müsri atın. Evet. İsim işaretten sonra gelen isim neyse toplanmış oldu artık. Ayrı ayrı, yukarıda ayrı ayrı oldu. Burada bütün oldu. İsim işaretten sonra gelen isim. Yani müşarun leh. Yani, değil mi? Müşarun leh. Yani kendisine işaret edilen isim. El ile marife yapılmış bir isim ise eğer, ismi işaret Türkçedeki karşılık olarak ismi işaret sıfat oluyor. İsmi işaretten sonra gelen isim. Müşarun leh. Nekra bir isim ise diyor. İsmi işaret Türkçedeki ne oluyor? İşaret zamiri gibi bir şey oluyor. Tamam. En başa gidiyorum. En başa. Evet, cümle nerede o? Heh, buradayız. İsmul işaret, isim işaret. Diyor ki, Vasala ziyadun minel rabati ziyaratun lil umre. Yani umre ziyareti. Vasala ziyadun minel umreti minel rabati ile matari ciddete li edail umreti. Yani ziyat umreyi eda etmek için diyor. Vasale geldi demek, değil mi? Geldi. Kim geldi? Ziyad geldi. Nereden geldi? Miner Rabati. Yani Rabat'tan geldi. Nereye geldi? İle Matari Ciddet'e. Yani Cidde Havalimanı'na geldi. Peki niçin geldi? Li eda il umrati. Yani umre yapmak için. Umreyi eda etmek için. Umre görevini. Hani namazı eda etmek diyoruz ya, bu yani. Umreyi eda etmek için havaalanına geldi diyor. Fevecede arkadaşlar, mesela sizin hani bir tane kelime defteriniz var ya hani. Bir tane kelime defteriniz var sizin. Yani olması gerekiyor. Onu demek istiyorum. O kelime defterine vasale'yi yazdınız mesela. Mini yazıyorsunuz, artı ile yazıyorsunuz. Yani bir yerden bir yere gelmek. Miner Rabat bir yerden ile matari Cidde havalarına bakın. Bu şekilde fiilleri arkadaşlar, eğer bir harfi cerle kullanılması yaygınsa mesela, ne yapıyorsunuz? O kelimeleri harfi cer ile birlikte ezberliyorsunuz. Tamam? Fevece'de bakın, umre yapmak için Cidde havalarına geldi. Tamam, geldi. Fevece'de bir de baksa ki oradaki fe'nin anlamı o yani. Böyle birdenbire aniden karşısına ne görüyor bakın. Vece'de buldu. Kim? Bulan kim? Bulan kim? Yine Ziyad. Ziyad'ın kendisi. Yine hüve yani, bakın orada gizli bir zamirimiz var. Gizli bir failimiz var. Buna biz müstetir fail diyoruz. Müstetir fail. Duydunuz mu hiç? Belki duymamışsınızdır. Müstetir fail, ha, Türkçesi var. Yani aslında Türkçe'de olan bir şey değil mi? Gizli özne. Gizli. Fevece'de buldu. Kimi buldu? Sadikahu, arkadaşını buldu. Haliden, yani arkadaşı Halid'i buldu. Bunun bedeli olacak. Bedel konusu. Bilmiyorum yani, bedel konusunu
Bedel. Evet. Bunun üçüncü cildinde olabilir. Yani bunu siz Arapça 5 veya 6'da görürsünüz. Yani arkadaşı Halid'i buldu. Arkadaşı Halid'i ne yaparken buldu? Fintizarihi. Yani kendisini beklerken, yani Ziyad'ı beklerken, kendisini beklerken arkadaşı Halid'i buldu diyor. Arkadaşı Halid'i onu beklerken buldu. Buldular, tamam, buluştular, neyse. Ferakibe, hiç oyalanmadan, bakın birden, bakın oradaki F de onun anlamına geliyor bakın. Uçaktan iniyor, hemen arkadaşını buluyor. Bulduktan sonra hemen ne yaptılar? Ferakibe, bindiler. Buradaki Elif fail arkadaşlar, bakın. Elif neymiş? Burada Eliful İsneyn derler buna. Eliful İsneyn. Bakın buradaki Eliful İsneynler. Şunlar bakın faildir, tamam mı? Bakın şu rakibu derken, mesela da ketebu derken vav. Şu Elif. Şu yani sarıya boyadığım kelimelerin hepsi ne oluyor? Fail oluyor. Bildiğimiz zamir, yani bildiğimiz açık apaçık yazılan. Yani gizlimizi değil. Bir tek şurada gizlilik var. Mesela varsa, mesela bunda var gizli özne. Bunun gizli öznesi, gizli özneye ihtiyacımız varsa bu olur. Tamam mı arkadaşlar? Bunun da mesela hiye'dir gizli öznesi. Eğer açık bir şey yoksa. Tamam mı? Bunlar da gizli. Aa, burada bu elifler, bu elif her yerde var. Ha, sadece mazide olduğunu zannetmeyin. Buna biz elifül isteyin diyoruz. İster müzekker olsun, ister müennes olsun. Mazi fiillerde olur, muzari fiillerde olur, emirlerde de olur. Mesela buna vavul cemaat deniyor. Cemaat yani çoğul vavı. Mazide de var, muzaride de var, emirde de var. Ketep'le aynı şekilde mazide de var, muzaride de var, emirde de var. Tamam. Zaten yazmışım bakın. İşaretli harfler muttasıl merfu, yani özne konumundaki zamirler oluyor. Evet. Ferakibe bindiler. Nereye bindiler? Es-seyyarete bakın. Mef'ulün bih. Neye bindiler? Arabaya bindiler. Me'an. Birlikte bindiler. İle Mekke'te. Ha, ikiz. İkisi Mekke'ye gitmek üzere. İkisi birlikte. Birlikteyi buraya yazalım. Ben yazmamışım bakın buraya. Birlikte ikisi birlikte ne yapmışlar? Mekke'ye gitmek üzere arabaya binmişler. Sonra ne diyor? Ve inde vusulihime, yani vardıklarında, oraya ulaştıklarında ya da ikisinin geldiği esnada, oraya geldiklerinde. Kale Halidun. Halit dedi ki, işte iki nokta üst üste. Bundan sonrası hep işte nedir? Bakın şu iki tırnak arasındaki bütün cümleler Halid'in sözü. Yani ta buradan başlıyor ta şu noktaya kadar hepsi Halid'in yaptığı, konuştuğu cümleler oluyor. Diyor ki hâzihi, bu, bakın virgül, Mekketül mükerrametu mehbitun nubuvveti. Bu peygamberliğin indiği Mekke-i Mükerreme'dir. Mehbit, hebata yehbutu hubut, inmek demek. Yere inmek demek. Yukarıdan inmek demek. Mehbitun nubuvveti de peygamberliğin indiği yer olan Mekke-i Mükerreme'dir. Ve hâzâ beytullâhil haram. Bu Allah'ın haram evi. Yani ne demek? Harem-i Şerif. Yani Mescid-i Haram'dır. Tamam mı? Allah'ın evi olan, Allah'ın etrafını haram kıldığı evidir. Yani Allah'ın haram evidir. Haram kıldığı evidir. Ne demek yani? Beytullah-ı Haram ne demek? Mescid-i Haram demek. Daha yani bizim anlayacağımız dilden, değil mi? Sonra ne diyor? Vatilke, bakın şu dedi. Yani uzaktaki müennes bir varlığa, tekil bir varlığa işaret ediyoruz.
Hiyel kâbetül müşerrefetü. Kâbe-i müşerrefedir. Nasıl Kâbe-i müşerrefedir? Kâbe-i müşerrefenin vasfı, niteliği, özelliği nedir? Kıbletül müslimin. Yani Müslümanların kıblesi Kâbe-i müşerrefedir. Peki neredeki Müslümanların kıblesi? Fi cemii enha'il alem. Yani cemii hepsi demek. Enha dört bir yanı demek. Dört bir köşesi demek. Dört bir tarafı demek. Enha. Enha'il alem. Yani dünyanın dört bir yerindeki bütün Müslümanların kıblesi olan Kâbe-i müşerrefedir diyor. Tilke hiye. Ve zânike şu Bâbü's-selam. Bâbü's-selamdır. Yani selam kapısı. Yani Mescid-i Haram'ın kapılarından bir tanesi. Sonra ne diyor? Ve hâzâ makam-ı İbrahim. Ve hâzâ makam-ı İbrahim. Bu makam-ı İbrahim'dir. Bu bakın virgül makam-ı İbrahim'dir. Ve hâzânil mekânen. Bu iki mekan nedir? Es-Safa vel Mervetu. Safa ile Merve'dir. Nasıl Safa ile Merve'dir? Ya da Safa ile Merve'nin özelliği nedir? Yes'a, sa'y yaparlar diyor. Sa'y. Sa'a, yes'a böyle koşturmak demek. Yani Hazreti Hacer validemiz Hazreti İbrahim bıraktığında suyu bulmak için Safa ile Merve arasında gelip gidip koşturuyor ya. Onu canlandırıyor zaten, canlandırıyor hacılar. Yani Allah-u Teala onu hatırlamamız için bu sa'yı ne yapmış? Haccın bir rüknü mü artık, farzı mı, öyle bir şey kılmış. Neyse. Yes'a. Sa'y yaparlar. Ki beynehüme aralarında, yani ikisinin arasında sa'y yaparlar. Sa'y yapanlar kim? El-Hüccacu, yani hacılar demek. El-Hüccac, yani hacılar sa'y yaparlar. Seb'ate eşvatin, yani yedi şavt sa'y yaparlar. Hacılar yedi şavt, ikisinin arasında sa'y yaparlar. Safa ile Merve. Bakın şimdi arkadaşlar. Hedani dedik. Hedani'l mekanil Safa ve Merve. Tamam. Bu iki mekan Safa ve Merve'dir. Bitti. Bu iki mekan Safa ve Merve'dir. Safa ve Merve burada haber oldu. Hedani mübteda, Safa ve Merve haber. Safa ve Merve'dir. Şimdi cümlemiz bitti artık. Yes'a beynehümen hüccacu seb'ate eşvatın diye bir cümle getirirsek bilin ki bu cümle yan cümledir. Bu yan cümleyi de çeşitli fiilimsilerle tercüme edebiliriz. Bu ancak sıfat olabilir. Sıfat olursa ne olur? Sıfat fiil olarak tercüme edebiliriz. Yes'a beynehümen. Ne demişim bakın. Bu iki mekan ise hacıların aralarında yedi şavt sağ yaptığı, bakın dığı, geldi, yedi kez gidip geldiği, dık, dik arkadaşlar. Bu nedir? Sıfat fiil değil mi? An, ası, mez, ar, dik, ecekmiş. Bunlar fiilimsilerden sıfat fiilinin ekleriydi. Bakın sıfat olarak tercüme ettik yani. Türkçe'de de öyle, Arapça'da da öyle. Arapça'da böyle tabii sıfat fiil diye böyle bir ayrı bir kalıp yok. Direkt sıfat yapıyorsunuz yani. Aynen cümleyi getirince sıfat oluyor. Yes'a beynehumen hüccacu seb'ate eşvatın. Yani hacıların yedi şavt sa'y yaptıkları Safa ile Merve'dir. Yani her bir gidiş gelişe şavt deniyor. Tamam? Yani dört gidiş, üç geliş mi? Öyle bir şey. Ve hâtânil mi'denetâni. Bu iki minare. Evet, bu iki minare. Cümle bitti mi? Bitmedi bakın. Hâtâni mübdeda. Şu gerisi ne oldu? Hâtâni. Bakın. Mübteda. Şu gördünüz. Ne oldu? Haber oldu. Yani komple bakın. Komple haber. Hatta şu sarıya boyadığım. Ve hatta altını da sarıya boyadım bakın. Nereye gittik ya? Bu da aynı şekilde nedir? Haber. Haberin devamı. Tamam. Mübteda, haber.
Yani bu haberle bu haber tabi cümle bitmiyor yani. Yani min me'azinil beytil haram. Me'azin mi'zene arkadaşlar. Ezan okunan yer demek. Şimdi biz minare diyoruz. Araplar mi'zene diyor. Peki minare kelimesi Arapça değil mi? Arapça. Mi'dene kelimesi Arapça değil mi? O da Arapça. Ama biz Arapça olan başka bir kelimeyi kullanıyoruz. Ama bizim kullandığımız kelimeyi Araplar kullanmıyorlar. Minare böyle nurun yayıldığı yer demek. Nurun saçıldığı yer. Yani biz ezana nur diyoruz sanki, değil mi? O nur ne yapıyor? Oradan yayılıyor böyle. Yani etrafın ayrı, hatta minare böyle kandil demek ya da böyle nasıl desem minare şey ya. Aklıma gelmez. Deniz feneri demek. Heh. Gördünüz mü? Ne demekmiş minare aslında? Deniz feneri ne yapıyor? Aydınlatıyor değil mi? Minare. Bak, aydınlatıyor etrafı. Şimdi biz o anlamda kullanmıyoruz tabii ki. Biz bildiğimiz etrafı, yani biz ezanı, Allah'ın sözünü, Allah'ın adını etrafa yayarak ne yapıyoruz? Sanki etrafı nurlandırmış oluyoruz. Yani ışık aydınlatmış oluyoruz. O manada kullanıyoruz. Mi'zene de işte ezan okunan yer demek. Sanki bizimkisi biraz daha böyle mecazi bir anlatımla daha güzel. Yani demek ki bir kelimenin Arapça oluşu demek, o kelimenin Araplar tarafından halen günümüzde kullanılıyor anlamına gelmiyor. Bunu öğrenmiş olduk yani. Min me'adinil me'adin mi'zene kelimesinin çoğulu. Min me'adinil beytil haram. Yani Mescid-i Haram'ın minarelerinden biridir. Yani ikisidir yani daha doğrusu. Mescid-i Haram'ın minarelerindendir. Nasıl minarelerindendir? Bakın haber cümlesinin içerisinde bile sıfat var, görüyor musunuz? Haber cümlesinin içerisinde sıfat olur mu? Olur bakın. Cümle var. Cümle içerisinde bir cümle daha var. Haber cümlesi. Evet, cümle içerisinde cümle. Haber cümlesi de bir cümle. Haber burada şibih cümle haber. Ne diyormuşuz buna biz? Şibih cümle haber. Yani harfi cerle oluşursa ne oluyor? Bir haber. Ne diyoruz ona biz? Şibih cümle haber. Şibih cümle haber diyoruz. Bunu cümle çeşitlerinde göreceğiz. Sıfat çeşitleri olduğu gibi işte haber çeşitleri var mı? Haber çeşitleri. Belki onun birinci, bunu bu kitabın birinci cildinde işlemişizdir belki. Tam hatırlamıyorum. Bu cümlenin içerisinde de bakın bir yan cümle daha var. Yusme'u minhel ezanu likulli salatin. Yani ezanın her namaz vaktinde, her bir namaz için ezanın kendisinden duyulduğu Mescid-i Haram'ın minarelerinden iki tanesidir. Minarelerindendir. Minarelerinden iki minaredir ya da yani ikisidir. Bakın duyulduğu, dığı, diyi bakın. Duyulduğu. Duyulduğu Mescid-i Haram'ın minarelerinden ikisidir. El Beytul. Bu iki minare de Beytül Haram'ın, Mescid-i Haram'ın minarelerinden her namaz için kendilerinden ezan duyulduğu iki minaredir. Hangisi daha güzel oldu bilmiyorum yani. El Beytül Haram'ın yani Mescid-i Haram'ın minarelerinden her namaz için kendilerinden ezan duyulduğu iki minaredir. Vallahi sanki bu biraz daha iyi oldu ama tam da büyük ihtimal bir anlatım bozukluğu var yani cümlede ama
siz bu cümle olmamış deyip düzeltirseniz sevinirim yani. Bir anlatım bozukluğu var gibi. Min me'adini beytil haram, yani beyti haram, el beytil haram dediği mescid-i haramın minarelerinden ikisidir diyor. Yusme'u minhumel eden likülü salatin, yani her bir namaz için ezanın kendilerinden duyulduğu mescid-i haramın minarelerindendir. Ya da mescid-i haramın kendisinden ezanın duyulduğu minarelerdendir. Tamam, anladınız. Ha'ulâ'i. Bakın şunlar. Bakın renkler karışmış. Biraz da farklı renk sayalım. Yazalım. Ha'ulâ'i. Şunlar. Daha doğrusu bunlar diyelim. Yakına işaret ediyoruz. Bunlar müslimâtün. Bakın bitti cümle. Bunlar müslümandırlar. Bitti. Gördük mü? Bunlar müslümandırlar. Nasıl müslümandırlar? Taifetun bil Kabe'ti. Yani Kabe'yi tavaf eden müslümandırlar diye. Ha'ulâ'i müslimâtün. Bunlar müslümandırlar. Nasıl müslümanlar? İşte Kabe'yi tavaf eden müslüman kadınlardır. Evet, müslüman kadınlardır. O kadınları ben oradan ekledim yani. Ve ha'ulâ'i er-ricâlu. Bu adamlar ise, bakın bu adamlar. Evet, bu adamlar. Bitti mi? Cümle bitmedi. Cümle değil çünkü. Bu adamlar mutavvifune. Tavaf yaptıran kişilerdir. Bitti bakın. Tavafçılardır. Tavaf yardımcılarıdır. Tavaf görevlileridir. İşte insanların omuzlarında veyahut da işte ne bileyim ne deniyor ona? İşte şeylerle aklıma gelmiyor. Mesela tekerlekli sandalyelerle tavaf ettiren kimselerdir diyor. Mutavvifun, tavaf görevlileridir. Nasıl tavaf görevlileridir? Bakın sıfatı gelecek. Cümle sıfat. Yusaidun en-nase fi eda'il umrati. Bakın aynı cümle sıfatın devamı. Yani umreyi eda etmek için insanlara yardımcı olan tavaf görevlileridirler. Bu adamlar ise umre yapmaları konusunda insanlara yardım edip tavaf yaptıran kişilerdir. Neyse, anladık burayı. Ha'ulâ'ir ricâl mutavvifûn. Bak müşarun leyh oldu ama haber olamadı. Evet, devam edelim. Ette ziyâdun il umrate. Ziyad umreyi eda etti. Ve mekete usbu'an inde Halid'in. Ve Halid'in yanında diyor bir hafta kaldı. Tamam. Thümme raca'a. Sonra diyor raca'a döndü. Nereye döndü? Bakın yine hüve. Bakın. Değil mi? Hüve. Döndü. Kim döndü? Dönen kim? Yine o. Yine Halit. Yine Ziyad. Ziyad. Döndü. Nereye döndü? İle Rabat. Rabat'a döndü. Yani şeyin başkenti. Neydi onun adı? Aklıma gelmiyor. Fas'ın başkenti Rabat'a döndü. Sa'iden, yani mutlu bir şekilde döndü. Bi ziyareti Beytillahil Haram, yani Allahu Teala'nın evini, Beytillahil Haram, Allah'ın evini, haram evini, yani Mescid-i Haram'ı ziyaret ettiğinden dolayı, etmesiyle ne yaptı diyor? Mutlu bir şekilde Rabat'a döndü dedik. Devam ediyoruz. İşte arkadaşlar bunlar, bakın her biri. Bunların hepsi ism işaret. Zalike, hâzâ. Bunlar zaten Türkçelerini yaptık. Tekrar bir daha yapmama gerek yok. Bunların hepsi ism işaret. Değil mi? Bunların hepsini ism işaret. Diğer kelimelerde ne oluyor? Müşarun leyh oluyor.
Ama bazıları tabii dediğim gibi bazıları müşavir lehler, bazıları haber olur, bazıları olmaz. Orası ayrı bir olay. Ama müşavir lehtir yani. Tamam. Şunların isim işareti olduğunu bilin. Geçtik. Ne diyor bakın? Ayn esma el işareti. İsmi işaretleri vel müşara ileyhi ve müşar lehleri diyor göster diyor. Fîmâ yeti yani aşağıdaki isim işaretleri ve müşar lehleri ne yapınız diyor. Belirleyiniz diyor. Gösteriniz diyor. Gâle Teâlâ, Allah-u Teala ne diyor? İnne hâzihi ummetukum ummeten vâhideten. İnne hâzihi ummetukum. Muhakkak ki diyor bu sizin ümmetinizdir. Muhakkak ki bu ümmetukum sizin ümmetinizdir. Nasıl ümmetinizdir? Ne vaziyette bir ümmetinizdir? Ne olarak sizin ümmetinizdir? Ümmeten vahideten yani tek bir din topluluğu olarak bu sizin nesin neyinizdir diyor. Sizin tek bir din topluluğu olarak sizin ümmetinizdir diyor. Tamam. Burada in hadihi ism işaret bu da müşarun leh oluyor. Her bir işte innenin ismi mansup olmuş. İnnenin haberim işte ne bileyim merfu kalmış. İnne ve kardeşleri konusu kaçıncı konuda? Sekizinci ve dokuzuncu konu. İnne ve kardeşleri demişim. Kendi ve kardeşleri. Onu oradan bakarsanız konunun ayrıntısına. Tamam. İnne hâzel Kur'âne muhakkak ki bu Kur'an yehdi hidayet eder. Lilletihi akvem. Yani en doğru olan yola ne yapar? Hidayet eder diyor. Muhakkak ki bu Kur'an ne yapar diyor? En doğru olana hidayet eder diyor. Yehdi lilletihi akvem. İsmi işaret müşarun leh. Siz ona bakın sadece. Şunun rengini sanki fazla değiştirmemiz lazım. Evet. Müşar leh. Sonra ne diyor ayet-i kerimede başka da? Bismillahirrahmanirrahim. Halakallahu semavati vel arda bil hakkı. Allahu Teala Kur'an diyor. Halakallahu Allah yarattı diyor. Yaratan kim? Allah. Fail bakın. Allah neyi yarattı? Es-semavati yani gökleri yarattı. Vel erda ve yeri yarattı. Nasıl yarattı? Bil hakkı. Hakkıyla yarattı. Belki dost doğru yarattı veyahut da eksiksiz yarattı veyahut da gerçekten yarattı. Artık onu tefsirlere bakmak lazım. Hak ile yarattı deniyor ama tabii daha güzel bir meal. Tabii mealler genelde tefsirle desteklenmezse tam olarak bunun bir açıklaması, bunun bir şerhi var yani. Anlatabiliyor muyum? Kesinlikle tek başına meal okumak doğru değil arkadaşlar. Yani mesela bazı insanlar var, meal okuyor, meal okuduğu mealden fıkhi hüküm çıkarıyor adam. Böyle insanlar var maalesef yani. Adam bir de düşünün yani. Fıkhi hüküm çıkarıyor yani. İşte şuradan bakın şu fail, şu farz diyor. Ne bileyim. Nereden biliyorsun? İşte ben diyor mealde gördüm. Mealle iş olmaz yani sadece. Yani meal okumak tamam güzeldir. Ama o mealle oturup bir insan arkadaşlar bakın bundaki ölçü şu. Oturup da meal okuduktan sonra alim kesiliyorsa işte o tehlikeli yola doğru girmiştir demektir yani. Neyse. Halakas semavati vel arda bil hakki inne fi zalike le ayeten lil mu'minin. Allahu Teala diyor yerleri gökleri ve yeri hakkıyla yaratmıştır. Hak ile yaratmıştır. Ya da yerleri ve gökleri ya hak ile yaratan Allah'tır.
Bunun mali ben nereden aldım bilmiyorum ama daha güzel bir mali yok mu acaba? Halakallahu es-semavati halakallahu halakallahu vel arda. Evet. Bil hakkı. Şimdi nereymiş? Ankebut suresi 44. Ankebut 44. Diyanet diyelim şöyle. Orada tefsirlisi var. Tefsirliye bak. Diyanet. Halaka semavati vel arda vel min hakki inne fi zalike le ayeten lil mu'minin. Allah gökleri ve yeri hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Şüphesiz bunda inananlar için bir ibret vardır diyor. Ha, bu daha güzel olmuş ya. Ben o çok hak ile yaratan Allah'tır. Evet, Ankebut 44. Bakın. Hak ne demekmiş? Hikmet ve fayda esasına göre demekmiş. Yani abes yere değil yani. Boş yere değil. Bir hikmete göre yarattı. Tabi bu anlamlar, bu şeyler hep mesela tefsirlerden çıkarılıyor. Ayrıca mesela fazlattı, şuradan bakın. Bir hakkı deyimidir. Kur'an-ı Kerim'de diyor, yaratma ile ilgili olarak kullanıldığı yerlerde bu deyim genellikle evrette yaratılmış hiçbir şeyin batıl, yersiz, faydasız, manasız olmadığını, aksine Allah'ın yaratmasına hakimane yani eksiksiz ve kusursuz olarak ayrıca canlısıyla cansızıyla her varlığın hakkın eseri, dolayısıyla onun kudret ve hikmetinin bir tecellisi ve bu anlamda yaratılanın hak olduğuna işaret eder. Yani yaratan faydasız bir şey yaratmaz ve bu da diyor yaratılanın da gerçek olduğunun işaret ediyor diyor. Arkadaşlar ders devam edecek. Ders devam edecek. Yani şimdi bitecek birkaç dakika içerisinde. Dersi hiç ara vermeden devam edeceğim. Evet, baktığımız iyi oldu yani ben inne fi zalik işte bunda yani ne de işte inne fi zalik işte şun bunda bu dediğine yani Allahu Teala'nın gökleri ve yeri hikmet esasına göre yaratmasında ne vardır? Le ayeten yani bir mucize vardır, bir delil vardır, bir hikmet vardır lil mu'minin. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de mucize kelimeleri geçmez ama